Etkinliğimiz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. Şimdi değil. Çekeceğiz. Misafirlerimiz bekliyor. Yerlerinizi almanızı rica ediyorum lütfen. Çok teşekkür ederim. Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik çok önem taşıyor ve firmalar büyük küçük ayırt etmezsizin bu kurallara uymak için her gün stratejilerini geliştirip ve bu yolda gelişen pazarda sürdürülebilirlik çalışmalarıyla alakalı fikirler üretiyorlar. Günümüz dünyasında bu kavramlardan bir tanesi ise endüstriyel sembiyoz. 5. oturumumuzda sektörlerin öncü firmalarından çok değerli iki isim bizlerle olacak ve pazarlama çatısı altında olan sürdürülebilirlik konusuyla alakalı konuşmalarını yapacaklar. Konuşmalarını yapmak üzere İnci Holding Genel Sekreteri Sayın Filiz Morava İneler'i sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam, çok mersi. Evet. Merhaba herkese. Ne güzel, renkli renkli görünüyor. Saat biraz geç oldu ama hala bir sürü arkadaşım burada dinlemek üzere. Filiz Morava İneler ben. Kendimden bahsedeyim. Öncelikle sonrasında da sürdürülebilirliği çok duyuyoruz. Nasıl bir kavramdır? Bir şirkette nasıl hayata geçirilir? Şirketler sürdürülebilirliği çalışırken aslında içeride neler oluyor kamera arkasında? Biraz bundan bahsetmek isteyeceğim. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Tüm organizasyonda emeği geçen genç arkadaşlarıma çok büyük bir organizasyon olduğunu görüyorum. Ve öğrencilik döneminde böyle bir süreci içinde olmak müthiş bir deneyim. O yüzden İzmir'in kıymetli üniversitesi 9 Eylül Üniversitemizi kutluyorum gerçekten. Şimdi ben yaklaşık 16 yıldır iş yaşamındayım. Çevre mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yine üniversitede sürdürülebilirlikle alakalı temiz üretim konusunda çalıştım. Bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görev aldım. Çok da severek yaptım. Arkasından beni İzmir'e taşıyan İzmir Kalkınma Ajansı'nda yaklaşık 8,5-9 sene sürdürülebilir kalkınma, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, ekoverimlilik gibi başlıklarda görev yaptım. Arkasından özel bir firmada sürdürülebilirlik koordinatörü olarak çalıştıktan sonra şimdi de İnci Holding'de genel sekreter olarak görev yapıyorum. Ne tesadüftür ki yine sorumluluk alanlarım arasında sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve etik var. Tabii ki tesadüf değil. Benden önceki konuşmacıları dinleme şansı buldum. O yüzden de ayrıca katılımcı olarak çok teşekkür ederim. Çünkü çok şanslı bir günümdeydim. Normalde çok tempolu toplantılarımız olur. Ama bugün erken gelme şansı buldum. Çok da şey not aldım. Onlardan bir tanesi kariyerde yatay gelişim. Bir örneğini görüyorsunuz diyebilirim. Sürdürülebilirlik de aslında kendi içerisinde yatay bir konu. İçinde birçok başlığı barındırıyor. Evveliyatını, külliyatını biraz sonra hep beraber dinleyeceğiz, göreceğiz, konuşacağız. Fakat bir de şunu söylemek isterim. Aynı zamanda yine yatayda kariyer gelişim devam ederken 10 yaşında bir oğlum,
6 yaşında bir kızım var. O yüzden sürdürülebilirlik konusunu da ciddi bir şekilde bir anne olarak içselleştirerek, bir vatandaş olarak, topluma fayda olarak daha da kuvvetli hissettiğim yıllardan geçiyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz konular, kuşaklar, o kadar çok mücadele etmemiz gereken işte VUCA dönemi, o kadar çok mücadele etmemiz, korumamız gereken, yeniden girmemiz gereken alan var ki her şeyi iyi okumamız, iyi yorumlamamız lazım. Örneğin ben bugün ilk defa bir şey fark ettim. Kuşaklardan hep bahsediyoruz. Bizim evde biz 4 kuşak yaşıyormuşuz. Stratejilerimi baştan gözden geçireceğim. Yani eşim X kuşağıymış, ben Y kuşağıyım. Oğlum Z kuşağıymış, kızım alfaymış. Ben gerçekten 4 farklı kuşak olduğumuzu bugüne kadar fark etmemiştim. Bunun gibi riskler, fırsatlar bakış açısıyla gerçekten her attığımız adımı değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz ki sürdürülebilir olalım. Ben İnci Holding'den geliyorum. Çok hızlıca kurumumdan bahsetmek istiyorum ama en çok bu sayfada duracağım. Çünkü önemsediğim bir sayfa. Neden? Sürdürülebilirlik, Metaverse ile ilgili Dicle Hanım kullandı. İçi boşaltılıyor. Sürdürülebilirliği de çok fazla kullanıyoruz. Anlam kaybına uğradığını düşünüyoruz ama elbette ki öyle değil. Belki şunu söylemek lazım. İyi kökünde, temelinde iyiyi taşıyan bir kavram. Bugün de bunu konuşurken vizyonlar, misyonlar, değerler ve şirketlerin bunları içselleştirmesinin önemini sıkça vurguladığımı duyabilirsiniz. Biz İnci Holding olarak geleceğin iş alanlarında uluslararası yatırımlarla şirket değerini katlayarak yeni nesillere aktarıyoruz diyoruz. Buradaki şirket değerini katlamak aslına bakarsanız finansal bir hedef değil. Bunu ilerleyen slaytlarda daha iyi anlatacağımı umuyorum. Ama gerçekten maddi varlıklar yanı sıra gayrimaddi varlıklarla beraber çalışan için, toplum için ve tüm paydaşlar için değer yaratmak. Bu değeri de yeni nesillere aktarmayı konuşuyor artık şirketler. Biz de bunun rekabette de ve değer yaratma noktasında da güçlü bir yerinde durmak istediğimiz için bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Şimdi bugün dedik ya iyi bir şey konuşacağız. Peki iyi mi kötü mü nasıl anlayacağız? İçi boş mu dolu mu nasıl anlayacağız? Hep şey geliyor benim aklıma. Superman'i izlemeyen var mı? Film serisi Superman. İzleyen var mı? Tamam, okey. Acaba tepkisizlik mi yoksa gerçek cevap mı diye test ettim. Teşekkür ederim. Ya orada belki hatırlarsınız. Superman gezegeni Krypton'dan ayrılıyor artık. Gezegen patlayacak. Annesi babası o sahne bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Ben hatırlamanıza yardımcı olacağım. Artık kapsüle bindirecekler Superman'i ve gezegenden gönderecekler ve evreni o kurtaracak. Krypton yok oluyor. Son sahne kapsüle kondu, ayrılacak. Annesiyle babasına bakıyor. İyi ile kötüyü nasıl ayırt edeceğim diyor. İyi tektir, kötü de tektir. Ayırt edememen için hiçbir sebep yok. Onlar kendini gösterir diyor. Gerçekten bu sahne etkileyici. Çünkü sürdürülebilirlik bizi iyiye götürüyor. İyi ile beraber, birliktelikle beraber yolculuğumuzu devam ettirmemizi sağlıyor. Peki nasıl? Şimdi burada İnci Holding'i bir örnek olarak alın lütfen. 1952'de kurulmuş bir aile şirketi ve burada kilometre taşlarını görüyorsunuz. Yani işte şu anda 3000 çalışanı var, %60 oranında 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İşte 10 şirketi var, ihracatta ödüller alıyor. Gerçekten iyi bir durumda. Fakat bu 1952 yılından bu yıla kadar nasıl sürdürülebilmiş değerler ve vizyonuyla İçselleşen çalışanlarıyla ve paydaşlarına değer yaratmasıyla. Burada kilometre taşlarını görüyorsunuz. Çok fazla sayıda ortaklık yapmış. Çok farklı sektörlere yayılmış. Fakat önemli oluşumlarından bir tanesi de İnci Vakfı.
ki çok ciddi bir kaynağını da yine yarattığı değeri toplumla paylaşmak ilkesi üzerinden, İnci Vakfı üzerinden eğitim için kullanan bir kurum. Peki dedik ya, vizyonumuzla beraber gelecek bize ait dediğimiz bir dönem bizim için. Bu da şirketlerin ve sizlerin liderliğinin, biraz sonra liderlik, güven veren liderlikten bahsedeceğim. Çünkü size vermek istediğim fırsat bu fırsat, bazı mesajlar var. Hepimiz gerçekten yaptığımız işin, şu an bu summit'i organize eden arkadaşların her biri kendi iş tanımı içerisinde işini büyük bir liderlikle ilerletiyor. Her bir arkadaşımın bir görevi var. Yani artık yönetici çalışan ilişkisi yok dünyamızda arkadaşlar. Çevik organizasyonlar var. Birbiriyle konuşan organizasyonlar var. Dolayısıyla her birimiz aslında kendi işimizin yöneticisiyiz. Kendi işimizin lideriyiz. Bir yandan da her işin yarattığı değerle ilgili sorumluluğumuz var. Etkilerine ilişkin sorumluluğu gözetme yükümlülüğümüz var. Buna da biz aslına bakarsanız özel sektörde zaman zaman üst yönetim sorumluluğu diyoruz. Evet, yönetim kurulları, şirket tepe yöneticileri bazı konularda üst yönetim sorumluluğunu ele alıp sürdürülebilirlik benim ana konumdur, ben buna kaynak harcayacağım demediği sürece çalışanlar bu konuyu önceliklendiremez. Üst yönetim sorumluluğu o nedenle şirketlerde önemli. Şirketlerin pazarlamasında bunu ne kadar gündeme aldıkları, üst yönetimin bu konuyu ne kadar sahiplendiğini anlatmaları çok kıymetli. Ama bir o kadar da dedik ya, çevik organizasyonlar artık ihtiyaçlar tepeden aşağı doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla bizlerin toplumsal sorumluluk bilincini, sizlerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini yükselttiğimiz ölçüde, sizin beklentilerinizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla paralel hale getirdiğimiz noktada zaten şirketler bunu yapmak zorunda kalacak. Çünkü hepimiz işimizin lideriyiz. Yaptığımız ve etkimiz olan ekosisteme değer katma yükümlülüğüne sahibiz. Bunu çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili bazı tanımlar var ama kalkınma perspektifi burada çok önemli. Yani insan ile doğa arasında denge kurmak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, bugünün ve geleceğin yaşamının hayat şeklinin ve nasıl kalkınacağının, yani sadece ekonomik büyüme değil, çevre, sosyal ve ekonomi açısından ne kadar birbiriyle bütünleşik bir şekilde olumsuz etkileri en aza indirgeyerek ilerleyeceğinin bir haritası aslında sürdürülebilir kalkınma. Şimdi sürdürülebilirlik deyince dedik ya, birazcık içi zaten çok dolu bir kavram. Birazcık tanımlamaya çalışalım. Çevre ile başladı hikaye. Sürdürülebilirlik deyince ilk çevresel etkiler gelir. İşte geri dönüşüm gelir akla. Daha çok çevresel sürdürülebilirliği kurgularız. Neden? Çünkü aslına bakarsanız ilk 1972 yılı itibariyle konuşmaya başladık bunu. Bunun sebebi de sanayi devriminin etkilerini ilk olarak görmeye başlamamızdır. Yani insan bir şeylerin olumsuz gittiğini, dengeli bir ekonomik kalkınma modeli olmadığını ilk havayı soluduğunda ve o kokuyu aldığında hissetti. Çevre, yani endüstriyel devrimin fabrikaların artmasıyla, havanın kirlenmesiyle biz biraz daha, bir dakika, dengeli büyüme gerekiyor. O yüzden sürdürülebilirlik önemli. Çevre de sürdürülebilirlik başlığı altında konulardan, önemlilerinden bir tanesi dedik. Sonra burada görmüş olduğunuz silsileyle çevre bazlı gitti ama yıllar içerisinde özellikle milenyumla beraber 2000'li yılların başında Birleşmiş Milletler riskleri gördü, etkileri gördü ve küresel ilkeler sözleşmesiyle sürdürülebilirliğin aslında çevrenin ötesinde de boyutlardan ibaret olduğunu, yani sosyal, ekonomik, bununla beraber kadın çalışan, biraz sonra geçeceğiz hepsinin üzerinden ama kalkınmanın, yani ekonomik büyümenin
etkisi olan her başlıkta biz dengeli büyümeyi, yani sürdürülebilir kalkınmayı gözetmeliyiz dedi. Ve 2000 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaya çıktı. UN Global Compact olarak da biliyor olabilirsiniz. Biz de İnce Holding olarak ne mutlu ki imzacı kuruluşlardan bir tanesiyiz. 2000'li yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedefleriydi o zaman. Şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçları oldu. 8 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi kondu ortaya. Ve biraz sonra onların üzerinden geçeceğiz. Burada işte görmüş olduğunuz gibi özel sektör işin içine biraz daha fazla girmeye başladı. Çünkü sürdürülebilir borsalar girişimi 2009'da kuruldu. Ve artık özel sektör hem rekabette sürdürülebilirliği sağlamak için hem de bu noktada endekslerde ön sıralarda olmak, ihracat noktasında da yine rekabet edebilir firmalar olmak adına konuyu daha da gündemlerinde tutmaya başladılar. Arkasından işte hali hazırda Yeşil Mutabakat Paris Anlaşması ile devam eden uzayan bir kilometre taşı var. Standart, Küresel İlkeler Sözleşmesi standartından bahsettim ama burada biraz daha 2000 yılında, 2015 yılına kadar Birleşmiş Milletler dedi ki sürdürülebilir kalkınma hedefleri 8 adet amacımız var bizim. Bunlar yoksulluk, temel eğitim, kadınların konumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümleri, anne sağlığı, daha çok sağlık, eğitim ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamındaki bazı başlıkları ortaya koydu. Ve dedi ki, ey ülkeler, bu hedefleri göz önünde bulundurarak ekonomik kalkınmayı, yani sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya çalışın. Bunun üzerine de ülkeler yavaş yavaş, Avrupa Birliği başta olmak üzere, regülasyonlarını, bu hedeflere ulaşmak için özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler neler yapmalı noktasında regülasyonlarını düzenlemeye başladılar. 2000'den 2015'e bu hedefler. 2015 oldu. Hedefler tuttu mu? Sizce tutmadı. Çünkü çok kolay hedefler değil. Müthiş bir işbirliği gerektiren hedefler. 2015 yılında tekrar toplanıldı. 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçları bu sefer ortaya çıkarıldı. Ve özel sektörle daha fazla entegrasyon kurmak üzere 2030 yılına kadar hedefler verildi. Arkasından yeşil mutabakatı duyduk. Biraz sonra birazcık değineceğim. Karbonla ilgili özel sektörü etkileyecek olan vergi uygulamalarını duyduk. Kadın çalışanı daha fazla duymaya başladık. Neden? Çünkü regülasyonlar henüz düzenlenmekte. Hala ülkemizin kat edeceği yol var. Ama iyi bir noktadayız. Çünkü artık itici güçler çok fazla. Rekabette de sürdürülebilirlik önemli olduğu için. Ama öte yandan sektörlerde, devlet dışında yanı sıra STK'lar ve özel sektör de devreye girdi ve somut adımları artık daha fazla pandeminin de etkisiyle atmaya başladığımız bir döneme girdik. Burada 2021 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının endeks raporunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ülkemizin yeri şöyle 165 ülke arasında 70. sırada yer alıyoruz. Kat edeceğimiz çok yol var. Yoksullukla ilgili yeşil yerlerdeyiz. Yani bu sene öyle olmuş. Geçtiğimiz yıla göre iyileşme sağladığımızı gördüğümüz bir tablo var. Fakat toplumsal cinsiyet, insana yakışır iş, ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi gibi, barış ve adalet gibi başlıklarda maalesef ilerleme ihtiyacımız var. Bu sadece devletlerle olmuyor. Tamam, yani devletler çok güçlü bir aktör ama buradaki herkesle oluyor aslında. Yani benim bulunduğum koltukla oluyor, sizlerin oturduğu koltukla oluyor, şapkalarıyla oluyor. Dolayısıyla hepimizin bu konuda yapması gereken çok iş var. Ben bir vizyon daha açmak istiyorum. Bunu takip edin, çok öneririm. Dünya Ekonomik Forumu, bu 2020 risk raporu bir sonraki sayfada 2021'de vereceğim. Bu böyle renkli renkli güzel görünüyor. Neden? Şöyle diyoruz, 2007'den 2020 yılına kadar arkadaşlar dünyada görülen risklerin olasılık ve etkilerine göre sıralamasına baktığımızda mavi alan ne kadar çokmuş ta ki 2013, işte 2012'den sonra azalmaya başlamış mavi ekonomik riskler.
2013'lü yıllardan, 2013 yılından itibaren aslına bakarsanız çevresel risklerin, biraz daha jeopolitik ve sosyal risklerin arttığını görüyoruz. Risk neden önemli? Riski neden konuşuyoruz? Hani Krypton'dan Superman dünyaya gelirken de riski sorguladı. İyi ile kötüyü nasıl ayıracağım dedi. Önemli. Yani riski göreceğiz. Sürdürülebilirlik önceliklerimizi ona göre belirleyeceğiz. Çünkü sürdürülebilirlik öyle lafta bir şey değil. Devam edebilmek için bir şirketin, bir bireyin, bir kuruluşun devam edebilmesi için değer yaratmaya risklerini bilmesi ve ona göre önlemler alabilmesi lazım. O nedenle sürdürülebilirlik konusu riskten beslenir. Burada da görüyoruz 2021 raporunda bakın çevre riskleri ilk 5 riskten 4 risk arasında. Bu önemli. Yani biz yine biraz çevreye döndük. Sabah ışıklar daha çok açıktı. Şimdi biraz kısıldı ama ben gittiğim her etkinlikte ışıkları biraz kısabilir miyiz diyorum. Çünkü gerçekten karbon ayak izimiz ne kadar az olursa attığımız her adımda o kadar iyi. Hatta fena fikir değil. Şimdi de biraz kısabiliriz eğer mümkünse. Peki dedik ki çok teşekkürler harikasınız. Davos Manifestosu'nun 47 yıllık değişimini size anlatacağım. Neden? Çünkü sürdürülebilirlik bakış açısıyla, risk bakış açısıyla artık şirketler, yani çıkacağız ya üniversiteden, hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Biz de beklentilerimizle aslında ekosistemi yukarıya çekiyoruz. Bu çok önemli. 1973'ten 2021'e Davos bir konuşmacımız da referans verdi. Dünya Ekonomik Forumu'nda. Ben sadece şunu göstermek istiyorum. Ah en önemli yer PDF formatından dolayı sanırım aksilik olmuş. Diyor ki şirketler artık ekonomik bir birimden fazlası. Kar merkezinin sadece kar merkezleri değil, değer merkezi. Yani sadece kendisi için kar üretmiyor. Ekonomik bir birimden fazlası değer yaratıyor. Herkes için değer yaratıyor. Partneri için, insan hakları için, çeşitlilik için, adil rekabet ortamı için, tüm paydaşları için riskleri gözetiyor. Sürekli inovasyon ve yatırım ihtiyacını gözetiyor. Gelecek nesiller için aslında tüm kuruluşlarda değer yaratıyor. Şimdi bir şirket ben sadece kar yaratayım yeter derken ben artık değer merkeziyim noktasına geçişte çok ciddi adımlar atmalı. Bu kolay bir şey değil. Yani çok ciddi bir yaklaşım farklılığı çünkü. Ama bunu yaparken birçok kaynak kullanmalı. Bir motivasyonu da olmalı. Elbette ki kardan uzaklaşmadan. Ama şunu, bu tabloyu çok önemsiyorum. O nedenle sizin de hafızanıza kazımayı naçizane hedefliyorum. Standard Poor's şirketleri arasında Ocean Tomo'nun yaptığı bir araştırma. Her 10 yılda bir yapılıyordu artık. Değişim o kadar fazla ki 5 yılda bir yapılıyor. Bu tabloyu daha önce, grafiği daha önce gören var mı? Yaşasın. Bakın şunu söylüyor. Şirket değerleri hesaplanırken, yani işte ben Suven'i, çok atıfta bulunduk değil mi, satın almak istiyorum, kaç para vereceğim? Beğendim, ne yapayım, beğendim yani, rahatmış, iyiymiş, hoşmuş. Kaç para vereceğim? Hemen Suven yetkilileri bana bilançolar, değil mi Fatih Hocam, sizin en sevdiğiniz konular, bütün tablolarını döker, kar, EBITDA, onun dışında ciro, her türlü finansal parametreleri döker ve bir maliyet çıkarırdı 75 yılında, 1975 yılında. Şimdi o maliyeti hesaplarken kullandığı finansal parametreler yeterli değil. Ben soracağım, reklamında nasıl kişiler oynattı? Şaka bir yana şunu soracağım, sadece finansal parametreler değil, toplum için ne değer yarattın? İnovasyon konusundaki kapasiten ne? Etik değerlerin var mı? Sürdürülebilirliği çalışıyor musun? Neden? Risk, kurumsal risk yönetimi nedir biliyor musun? Sizin fakültenizin en büyük şansı tüm bu konuları kavramsal olarak da ve bugün de konuşuyoruz ne mutlu uygulamada da birebir hepsini biliyorsunuz, tanıyorsunuz. İşte tüm bu konuları sadece finansal parametreler değil, tüm bu konuları
artık şirket değerlerini hesaplarken kullanıyoruz. Yani Coca-Cola'nın şirket değeri 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam 182 milyar dolarken bunun sadece 86 milyar doları finansal parametrelerinden neredeyse yarısından fazlası gayrimaddi varlıkları, marka değeri, itibarı gibi başlıklardan oluşuyordu. Bu da onu söylüyor. Artık şirket değerini hesaplarken satış, ciro, EBITDA, karlılık ya da diğer finansal parametrelere bakmayacağım. %90 oranında gayrimaddi varlıklara, sürdürülebilirlik kapasitesine bakacağım diyor özetle. Peki, biz bunu çok önemli bir şey, ikna olduk. Nasıl ele almalıyız? Son iki dakika, şahane. Nasıl ekonomik finansal değer yaratıyoruz, çevresel değer yaratıyoruz, sosyal değer yaratıyoruz? Bunu her defasında işlerimizde gözetmeliyiz. Satılan, yani şöyle tüketiciler tarafından daha çok tercih edilme, daha az enerji tüketimi, daha az atık, onların hayatlarına daha çok dokunma, toplumsal sorumlulukla işbirliği yaptığımız kuruluşları arttırma gibi başlıklarda şirketlere önemli roller düşüyor. Çünkü kuşakları dinledik, kuşakları analiz ettik ama bir yandan da tercih ettiği markalarla ilgili sürdürülebilirlik nerede? Sağlık bilinci, toplumsal bilinç, Y kuşağı, X kuşağı arasında nasıl değişim gösteriyor? Tüm bunlara baktığımızda aslında görüyoruz ki gerçekten çok çok güzel geliyorsunuz. Yani gerçekten bu beklentileri sürdürülebilirlikle ilgili atılması gereken adımlarda daha hızlı olmamız gereken bir yere götürüyorsunuz bizi. Buna devam edin. O yüzden de şirketler buna hazırlanmak zorunda. Bir yandan çalışan, müşteri ve rekabetteki diğer paydaşlar olmak üzere mevzuatlar var tetikleyici olan. Bu mevzuatları iyi bilmek gerekiyor. Çünkü risk biraz da orada. Mevzuatları çalıştığımız sektörlerde bizim için ne getiriyor? İşte yeşil mutabakat dedik, Paris Anlaşması dedik, karbonla ilgili örneğin Avrupa Birliği hedefi 2030 yılında %55 emisyon azaltımına gidiyor. Bunu yaparken ticaret yaptığı ülkelerden bağımsız bir şey söylüyorum. Ben İnce Holding olarak örneğin şirketlerimden bir tanesi ihracat yaparken eğer karbon emisyonum belli bir limitin üzerindeyse %30 daha fazla vergi ödeyeceğim. Bu ne demek? Rekabette diğer rakibimin arkasına düştüm. Belki de artık o ülkeye ihracat, Avrupa Birliği'ne ihracat yapamayacağım demek. Dolayısıyla bu gibi başlıklarda hem yurt dışını hem Türkiye piyasasını iyi okumak gerekiyor. Sınırda karbon düzenlemesi diye örneğin sürdürülebilirlikle ilgili bir başlık. Farklı sektörleri, tedarikçi zincirini etkileyen gelişmeler var. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Türkiye'de özellikle karbon konusu gerçekten çok gündemde. Sizlerin de gündeminize almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yaptığınız iş ne olursa olsun karbon ayak iziyle ilgili bir hedefiniz olacak. Yani bu işi işte enerji ya da çevre işinde olmak zorunda değilsiniz. Bulunduğunuz sektörün karbon ayak izini hesaplamak zorunda olduğunuz ve gelişim azaltmak zorunda olduğunuz bir dünyaya doğru gidiyor olacaksınız. Peki, sürdürülebilirlik neymiş? Sadece çevre değilmiş. Ekonomik, çevresel, sosyal. Bu görmüş olduğunuz aslında yerel iş gücü, yerel tedarikçi uygulamaları, devlet teşviklerinden yararlanma oranı, onun dışında çalışan memnuniyeti, işbirlikleri gibi tüm başlıklar. Dolayısıyla şirketlere bu konuyu çalışırken çok ciddi adımlar atmak düşüyor. Ben çok hızlıca İnce Holding olarak neler yaptığı özetleyeceğim. Fakat hızlı ilerleyeceğim çünkü zaten anlatırken de birazcık temas ettim. Genel sektörler neler yapmalı konusunda bunu sadece bir örnek olarak ele alın lütfen. Şirketlerin risklerden de yola çıkarak sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemek önemli. Bununla beraber aksiyon planlarını koyup, hedefleri koyup bu hedeflerin gerçekleşme oranlarını takip etmek önemli. Bir yandan işbirlikleri önemli. Örneğin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atmak sadece imza attık demek için değil, bir yandan da oradaki platformda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için burada da olduğu gibi bir platform içerisinde olmak demek.
Karbon hedefini belirlemek önemli. Sürdürülebilirlik stratejisini ortaya koymak ve buna yönelik olarak rapor diye duymuşsunuzdur. Rapor sadece rapor değildir. Ölçmeye, gelişimi gözlemlemeye ve atılması gereken daha ne kadar adım var bunları tespit etmeye yarayan bir başlık. Tüm bunları yaparken de tüm şirketlerin sürdürülebilirlik yönetişim modelini kurgulaması çok önemli. Bu hep atlanır ama en önemli şeydir. Sürdürülebilirlik de artık organizasyonun yatay bir parçası. Yani tüm fonksiyonların bu konuyu ele alarak çalıştığından emin olması gerekiyor kurumların. Burada örneğin bizim İnce Holding'in sürdürülebilirlik kaldıraçlarını görüyorsunuz. Raporumuzda da bu yıl inşallah okuyacaksınız. Her bir kaldıraçta ne değer yaratıyoruz? Bunu taahhüt ediyoruz ve bunu gösteriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hangi noktalarda destek veriyoruz? Paydaşlarımız, burada da anketi doldurmuş olanlar bile olabilir hatta. Çok geniş bir paydaş kitlemiz var. Paydaşlarımız için sürdürülebilirlik deyince İnce Holding nelere öncelik vermeli? Çok katılımcı bir süreç çünkü. Yani bunu ancak o şekilde herkes için iyiyi yaratabiliyoruz. Sadece İnce Holding için değil, değer merkezi olan şirketler tüm toplum için değer yaratmaya çalışıyor. O nedenle herkese önceliğimiz ne olmalı diye sorma yükümlülüğü var. Ve işbirlikleri. Ne mutlu ki Global Compact, EGIAD, ESIAD, TAİDER, Otomotiv İhracatçı Birlikleri, ISTO, ya burada logosunu görmediğiniz birçok kurumla bugün de olduğu gibi faydayı paylaşıyoruz, iyiyi paylaşıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Son bir mesajım var zaman kısıtlığından dolayı. Dedik ya iyi olmak, ya aslına bakarsanız sürdürülebilirlik de çok kullanıldı. Ben çok severim. İçten yanmalı motor vardır. Biz aynı zamanda akü üretiyoruz. Önceki konuşmacılar da bahsetti. Yani içten motivasyon. Bu çok önemli. Ya kuşak fark etmeksizin her kuşağın buna sahip olması asıl değer yaratmaya yarayacak olan anahtar. Dolayısıyla en başta söylediğim gibi ne iş yapıyorsak olalım. Kimseyi yönetmesek de, kendi işimizi yapsak da, yönetici olsak da hiç fark etmez. Kendimin lideriyim, ekibimin lideriyim, işimin lideriyim ve bu liderliği yaparken etiğim. Çünkü etik liderlik artık önemli arkadaşlar. Yani sürdürülebilirliği konuşmamızın sebebi de bu. Artık dünya umarım ki daha da iyi olacak. Evet, kötü zamanlardan geçiyoruz ama işte dibe vurmadan yukarı çıkamıyoruz ya. Ben bunun bir tetikleyicisi olarak görüyorum. Etik liderlik, yani güven veren liderlik arttıkça bu konuların etkisi de daha fazla hissedilmeye başlayacak. Çünkü bazı araştırmalar gösteriyor ki artık liderlik demek yetkinlik, yani evet okulda öğrendiklerimiz, tecrübelerimizle edindiğimiz teknik birikimler, ama bir yandan da güven demek. Rekabette ayrışma bölgesini artık güven veren liderlikle sağlıyor olacak. Kuruluş ne olursa olsun, özel sektörde olsa, yerel yönetimde olsa, sivil toplum kuruluşu da olsa, bunun içinde hepimizin reaktif değil proaktif düşünme ihtiyacı var. Bütünü görme, riski görme, yaptığımın kimler için, hangi kuruluşlar için etkisi var? Olumsuz etkisi var mı? O olumsuz etkileri ben nasıl minimize edebilirim ya da bertaraf edebilirim? Bunları attığımız her adımda, inanın bana, attığımız her adımda proaktif olarak düşünmemiz, o hep beraber değer yaratabilme kasımızın gelişmesi açısından çok çok kıymetli diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Filiz Hanım'a bu ümit dolu ve samimi konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de ne kadar şanslıyız ki sizleri dinleme fırsatımız oldu bugün. Şimdi ise oturumumuzun ikinci konuşmacısı, Duracell Türkiye, İsrail, Orta Asya ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Sayın Canan Berkem Uzun'u sahneye davet ediyorum.
Teşekkürler. Öncelikle burada olduğum için, davet için ve bütün hazırlıklar için herkese çok teşekkür ederim. 9 Eylül Üniversitesi'nde benim ilk etkinliğim. Ortak bir bence kültürel değeriniz var. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Herkes çok güler yüzlü. Gerçekten kapıda karşılandığım ilk andan itibaren dokunduğum her insanda ortak hissettiğim şey bu. Herkes çok güler yüzlü, herkese bir pozitivizm var. Bilmiyorum, İzmir'in havası ve İzmirli olmaktan da geliyor olabilir. Şu an konuşurken fark ettim. Ama gerçekten böyle bir değeriniz var. Dışarıdan bir göz olarak ben bunu hissettim. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim ve teşekkür etmek istedim. Bütün bu güler yüzlü ev sahipliğiniz için. Sona kaldım. Bir nevi iyi oldu. Önceki içeriklere göre kendimi adapte ederek anlatıyor olacağım. Çünkü bazı şeylere değinildi. Değinilmiş kısımları geçerek değinilmeyen kısımlardan devam etmeye çalışacağım. İnci Hanım'la birbirimizin sunumlarını görmedik ama çok tamamlayıcı bence. Onun bahsettiği bazı şeylerin örneklerini ben "o da demişti ya" diyerek bağlayarak devam ediyor olacağım. Gerçekten birlikte çalışsak sanırım benzer kurguda sunumlar çıkarırmışız. Dolayısıyla çok da lafı uzatmadan hızlıca sunuma başlayayım. Öncelikle, evet, korktuğum şey başıma geldi. Bizim fontlar kayabilir, kontrol edelim demiştim ama kaymış. Umarım devamında yaşamayız. Neyse, kendimden bahsederek başlamak istiyorum. 87 Malatya doğumluyum ve maceram aslında 2005 yılına kadar Malatya'da devam etti. Ailem de hala Malatya'da yaşamaya devam ediyor. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım ve İstanbul hayatım o yıllarda başladı. O yıldan bu yıllara da hala İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum aslında. Üniversite hayatımla ilgili olarak çok küçük bir parantez açıp birkaç tane şeye değinmek istiyorum özellikle. Kariyer yolculuğu ve belki ilham olabilmek adına. Ben Sabancı bursiyeriydim üniversitedeyken ve öncelikle Sabancı bursiyeri olmanın avantajıyla birinci sınıftan itibaren gerçekten hani ne iş olsa yaparım kafasıyla bulabildiğim her staja başvurdum. Ve fotokopi çekmek dahil öğrenmeyi kıymetli buldum. Çünkü bir yerde fotokopi de çekeceksiniz ve çekmediyseniz hayatınız boyunca onu öğrenmek de bir tecrübe. Ve hep her işimde şu gözle baktım. Bir iş var ve biri yapacak. Ben olmasam başka biri yapacak. Bir iş var. Demek ki bir sorumluluk var. Alınması gereken, yapılması gereken bir şey var. Her işimde stajdan bugüne kadar bu sorumluluk bilinciyle devam ettim. Farklı farklı alanlarda dolayısıyla aslında birçok farklı staj yapma imkanım doğmuş oldu. Çünkü staj yaptığım her yerde çok şükür ki iyi bir izlenim bırakmış oldum. Devamında farklı stajlar derken aslında 2010 yılında üniversiteden mezun olduğumda o dönemde uzun dönemli pazarlama stajyeri olarak çalışmaya başladığım Ülker'de iş hayatıma devam ettim. Assistant Brand Manager, bütün pazarlamacıların kariyerinin başladığı ilk adım. Marka yönetici yardımcısı olarak aslında hayatıma başladım. Çok hayalini kurduğum ve tam olarak istediğim bir meslekti. Çikolatayı çok seviyordum. Çikolata grubundaydım. Pazarlamada ne istediğimi insan kaynakları stajı yaparken keşfettim. Tam olarak ne istiyorumu. Çünkü pazarlama CV'leri gördüğüm anda kalbim pırpır çarpmaya başlıyordu. Birileri bir şeyleri sıfırdan yaratmış. Aa, bu nasıl olmuş? O adamın mülakatına ben de girebilsem falan gibi şeyler kurmaya başladığımı gözlemledim. Dolayısıyla içimde beni yakan şeyin aslında o pazarlama ateşi ve bir şeyleri sıfırdan yaratabilmek olduğunu çok net biliyordum. Bizim zamanımızda da benzer bir şey vardı aslında. Önceki konuşmacıların da değindiği gibi herkes pazarlamacı olmak istiyor ama çoğunluk bankacı ya da denetmen olarak hayatına devam ediyordu. O yüzden hangi kitlede kalacağım gerçekten benim için de belli değildi. Ama ben pazarlama olarak da çok net şey istiyordum. Ürün olmalı ve ben o ürünü sıfırdan dokunmalıyım, her şeyle tasarlayabilmeliyim. Ve Türkiye'de bu gözle bakınca da aslında çalışabileceğiniz şirket zaten bir elin beş parmağını geçmiyor. İşte global firmaları elemek durumundaydım kendi zihnimde. Çünkü onların reklamları ve ürünleri globalden tasarlanarak geliyordu. Derken aslında tam da istediğim bir yerde kariyer yolculuğuma başladım. 2010 yılında aynı zamanda evlendim. Dolayısıyla hem evli hem de yeni çalışan biri olarak hayatımda yoluma devam ediyordum. 2013 yılında benim için hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri gerçekleşti ve anne oldum. İlk oğlum Kerem ailemize, aramıza katıldı. Doğum izninden dönüşüm çok önemli. Burada özellikle kadın hemcinslerime seslenirken sevdikleri işi yapmanın öneminin altını çizeceğim. Çünkü doğum izninden dönerken şunu söyledim. İşimi sevmeseydim dönmezdim.
gerçekten anne olmak ve çalışan kadın olmak arasındaki o dilemmada benim kaldıracım işime olan sevgim oldu. İkincide dönerken çok zorlanmadım açıkçası. O geçtiğiniz yolları tekrar geçiyorsunuz çünkü. Derken Ülker'de kariyerime devam ediyordum ve oldukça mutlu olduğum bir dönemdeydim. Sadece PNC mülakatlarına hiç girmedim hayatımda. Ben bir PNC mülakatlarını göreyim dedim. 2015 yılında Duracell PNC tarafından Berkshire Hathaway'e satılmıştı. Ben o mülakat deneyimini deneyimlemek için başladığım mülakat yolculuğunda kendimi bir anda Duracell'in bir parçası olarak buldum. Burada da beni cezbeden ve içine alan şey aslında yeni bir oluşumun içine dahil olmaktı. Çünkü şirket tamamen bir transition dönemindeydi. PNG'den Berkshire Hathaway'e satılmıştı. Sıfırdan bir startup. Buradaki startupların anlattığı o ateşi biz de aslında şirketin ilk günlerinde yaşadık. Çünkü tamamen yeniden kurduk her şeyi. Hiçbir şeyimizin bazı yoktu. Her şey sıfırdan oluşturuldu. Hatta şöyle bir maili hala saklarız anı olarak. Maaşları yatırabildik diye finans direktörümüzün genel müdürümüze attığı bir mail var. Çok primitif geliyor olabilir, koskoca Duracell'den bahsediyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçekten bu yolculuklardan geçtik. İyi ki de o yolculuk anında Duracell'e dahil olmuşum diyorum. 2015 yılından beri Duracell yolculuğum devam ediyor. Tüketici pazarlamasından sorumlu marka müdürü olarak, pazarlama müdürü olarak başlamıştım. Görev alanım giderek genişledi. Önce ticari pazarlama da dahil oldu, sonra diğer pazarlarda. Derken bugün bütün sorumlu olduğumuz bölgede pazarlama direktörü olarak görev yapıyorum. 2020 yılında hayatımdaki bir diğer önemli milestone, ikinci oğlum Can dünyaya geldi. Dolayısıyla artık iki erkek çocuk annesi olarak evde sürekli enerji yüksek. Yapabildiğim yegane şey zaman zaman hepiniz tek parça kalın diyerek odadan çıkıp kitabımı alıp kendime sakin bir köşe bulma ihtiyacı. Dolayısıyla farklı hedef kitlelerle nasıl iletişim kurulur, hedefler nasıl minimize edilir gibi konularda evde uzmanlaştığımı hissediyorum açıkçası. Evet, kendimden çok kısa bahsettikten sonra şimdi Duracell sürdürülebilirlik yolculuğumuzdan bahsetmek isterim. İnci Holding'in bütün kuruluşuna şahit olduk ama burada ben biraz daha sürdürülebilirlik odaklı olarak 1990'dan itibaren şirketin temelde yapmış olduğu bazı milestone'larla başlıyor olacağım. Birincisi biz DNA'mızda aslında kurulduğumuz günden beri uzun ömürlü piller üretmeye çalışıyoruz rakiplerimize ve rekabete göre. Bu bir kere tek başına bir sürdürülebilirlik adımı. Çünkü daha uzun ömür demek, daha az atık demek. Dolayısıyla varoluş sebebimiz bizim zaten bir sürdürülebilirlik sebebi diyebilirim. Bunun yanı sıra 90'dan itibaren aslında sadece karton ambalaj kullanmaya özen gösteriyoruz ve bunu yapan tek pil firmasıyız. Biz maalesef mevcut olduğumuz sektörde, siz de rakiplerimizi gözlerinizin önüne getirirseniz raflarda gördüğünüz örnekleri gerçekten çok ciddi bir aslında ucuzluk ve işte çevre düşmanlığına karşı tek başına savaşan ve burada varlığını diğer tarafta sürdürmeye devam ettiren tek markayız. Dolayısıyla burada daha fazla görev ediniyoruz aslında kendimize. Bu hem avantaj hem de dezavantaj. Mesela karbon ayak izi raporunu yayınlayan, yine sürdürülebilirlik raporu olan ve bu konuda hedefleri olan tek pil firmasıyız. Rekabette bununla ilgili herhangi bir adım görmüyoruz. Dört bacaklı bir sürdürülebilirlik stratejimiz var. Birazdan değiniyor olacağım. Farklı partnerlerle bizim Türkiye'de de yapmış olduğumuz Migros örneği gibi, İstegelsin örneği gibi yine değineceğim. Globalde de Amazon'la benzer şekilde pil atık pilleri geri toplama üzerinden projeler geliştiriyoruz. Fabrikamız Green Energy Reduction programı tarafından ödüllendirilmiş bir fabrika. Yine üretim tesisleri anlamında da bütün o sürdürülebilirlik adımlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Birçok farklı global stratejimizin hepsinde karbon azaltma adımlarını belirledik ve bunları yıl yıl hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi de aslında 2022 yılında başlatmış olduğumuz, nispeten daha hala kullanmak zorunda olduğumuz plastik ambalajlarımız var. Birazdan sebebine değiniyor olacağım. Onları da 2025 yılına kadar inşallah tamamen plastiksiz hale dönüştürüyor olacağız. Bu yolculukta dört bacağımız var demiştik. Birincisi pil. Daha uzun ömür, daha az atık dedim zaten. İkincisi paketler. Paket malzemelerimizde birazdan karton ambalaj kullandığımızdan ve neden biraz bir miktar da olsa plastik kullanmak durumunda olduğumuzdan bahsediyor olacağım zaten ama bu iki ürün bizim, bu iki bacak aslında bizim temel ve odak noktalarımız. Bunun yanı sıra da fabrikalarımızda özellikle yeşil enerji kullanımına, sürdürülebilir üretime dikkat ediyoruz ve geri dönüşümle de aslında pil geri dönüşüm oranı hem tüm dünyada hem de biz Türkiye organizasyonu olarak Türkiye'de arttırabilmek adına farklı stratejiler izliyoruz.
Ürün bacağıyla başlayalım. Aslında az önce bahsettiğim gibi daha uzun ömürlü bir pil üretiyor olmamız demek %70 en az daha az kaynak kullanımına sebep oluyoruz demek. Çünkü orada yarattığımız ömür avantajı ve tüketicinin bunu çok daha uzun kullanıyor olması demek, herhangi bir pilden aldığınız verim sayesinde sizin çevre dostu adımınızın %70 daha verimli olmasını sağlıyor. Karton ambalajlar yeni yeni rakiplerimizin de karton ambalaja geçiyoruz biz diye duyurmaya başladığını duyuyoruz. Bazıları geçtiler, bazıları da önümüzdeki 3 yıl içerisinde bizim zaten 90'lardan beri kullandığımız K-Pack ismini verdiğimiz K paket ismindeki karton paketlerimize geçiyor olacaklar. Peki biz bunu 90'lardan beri yaparak ne yaptık aslında? 6127 ton plastiğin kullanılmasını önlemiş olduk. Bu da oldukça ciddi bir rakam. 3000 tıra denk geliyor baktığımızda. Az önce bahsetmiştim. Burada görmüş olduğunuz Simply Duracell ürünleri, düğme pil, para pil ismini verdiğimiz 20-32 pillerimiz var bizim. Bu düğme pillerde biz hala plastik kullanmaya devam ediyoruz. Bu sene buradaki plastikleri inceltmek projelerimizden bir tanesi ama hayatlarımızdan çıkaramıyoruz. Çünkü onlar hayati bir öneme sahipler. Bu piller maalesef çocuklar ve bebekler tarafından yutulabilen piller. Ve Avrupa'da her yıl 6000 çocuk pil yutma vakası nedeniyle hayatını kaybediyor. Dolayısıyla da Türkiye'de çok şükür ölümlü hiçbir vakamız yok. Umuyorum ki de olmaz. Vakamız yok derken pil sektörü adına konuşuyorum. Duracell özelinde değil. Bizim zaten olmayacak inşallah. Birazdan anlatacağım sebebini ama Türkiye'de yok. Ama bizim burada yine lider marka olarak, sorumluluk alarak yaptığımız şey, birincisi bu pillerin paketlerden açılmasını önlemek için çift katlı plastik kullanıyoruz. Makas yardımı olmadan açamazsınız paketleri. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Bu ne lanet paket, niye açılmıyor diye düşünmüş olabilirsiniz incelemediyseniz. Tabii ki bu paketleri açılabilirliğini önlemek, bebeklerin yutmasını önlemek için bir sebep değil. Çünkü bunlar cihazlarda da kullanılıyorlar ve özellikle o 6-8 aydan sonraki dönemde bebek hareketlenmeye başladığında hem her şeyi eline hem de ağzına almaya başlıyor. Ve maalesef kontrol giderek güçleşiyor. Bu durumda cihazın içerisinden alıp yutulma vakaların çoğunluğunu oluşturuyor maalesef. Buradaki adımda da bizim amacımız, bizim yaptığımız inovasyon daha doğrusu, pilin arkasına acı bir halka ekledik. Dolayısıyla bebekler ağzına alsalar bile o Bitrex ismi verilen acı tat o kadar kötü bir şey ki direkt tükürme ve öğürme refleksi doğuruyor. Dolayısıyla çok şükür yutamadan o pili geri tükürmüş oluyor çocuklar. Pil arkasındaki acı tat halkamız tutmaya devam ediyor olacağız ama buradaki o plastik açılamama durumunu kartonla nasıl yapacağımızı henüz çözemedik. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor ve hedefimiz 2025 yılında bu ambalajlarımız dahil hiçbir plastik kullanmamak amacımızda ürünlerimizde. Ve şu anda yapacak olduğumuz sadece bu plastikleri azaltma, inceltme projeleriyle de aslında yine 97.65 ton plastik kullanımını azaltmış oluyor olacağız. Bu da 3.255.000 pet şişeye denk geliyor aslında. Dolayısıyla oldukça büyük bir adımı da bu sene atıyor olacağız. 2024'e kadar da hedefimiz plastiksiz paketlere geçiş tamamen. Peki atık pil toplama ve geri dönüşümden de biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü pille ilgili kafalar karışık, pil tehlikeli bir radyasyon yayan bir ürünmüş gibi bile düşünülebiliyor. Bunların hiçbiri gerçek değil. Pil radyasyon yaymaz, pil size zarar vermez. Pil bittiği anda uzaklaştırayım çöpe atayım diyeceğiniz bir şey değil. Hatta aman ha çöpe atmayın. Çünkü içerisinde çok değerli metaller var. Pilleri geri dönüştürerek ne yapıyoruz biz mesela? Pil %100 geri dönüştürülebiliyor. İçerisinde çinko gibi, demir gibi değerli metaller var. Ve bu metallerin %56'sı yol yapımı ya da mikrobesin gübresi olarak kullanılıyor. %20'si demir çelik üretiminde kullanılıyor. %18 çinko ve bakır üretiminde, %6'sı da çimento üretiminde kullanılabiliyor. Aslında pil tamamen içerisindeki o değerli metaller nedeniyle geri dönüştürülmesi gereken bir değer, bir kaynak. Dolayısıyla geri dönüşüm çok çok önemli bizim için. Üretim bacağımız var demiştim bir de. Burada detaylarına çok fazla girmeyeceğim ama fabrikalarımız yeşil enerjiyle üretim yapıyor. Herhangi bir çöp üretilmiyor. Fabrikamızdan çıkan bir çöp atığı yok. Tamamen her şey aslında %100 yeşil enerjiyle çalışıyor. Bu konudaki bütün sertifikalara sahip fabrikalarda üretim yapıyoruz. Merkezi ve Avrupa Birliği konumundaki fabrikalarımız sayesinde aslında o
tedarik zinciri dediğimiz bacaklarımızı da mümkün olduğunca kısaltmaya ve daha dolu şekilde tırları sevk ederek hem kendimiz adına hem de çevre adına verimlilik yaratmayı önemsiyoruz. Bütün bu bacaklarla birlikte de aslında %78 oranında karbon emisyonumuzu 2020 yılı itibariyle önceki 2 seneye göre azaltmış olduk. %44 gaz tüketimi, %24 de su tüketimimizi yine yeşil enerji sayesinde azalttık. 2022 için aslında hedefimiz temelde karbondioksit azalımını azaltmak. Bununla birlikte de nasıl başaracağımız ve içeriklerimizi görüyorsunuz. Birçoğuna bahsettim zaten. Özetleyecek olursam aslında bir daha uzun ömürlü piller üretiyor olacağız. Daha da uzun ömürlülerinin lansmanlarını yapıyoruz. Bunun bir sonu yok. Arge ekiplerimiz her dönem daha da uzun ömürlüsü için çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla daha az atık çıkarıyor olacağız. Karton ambalaj kullanıyoruz. Plastiksizleri hayat kurtarmalarına rağmen hayatımızdan çıkarabilmenin yolunu arıyoruz. Dolayısıyla orada gidecek yolumuz var. Ve direkt emisyon ve indirekt emisyon bacaklarında da hem üretim hem de geri dönüşüm bacaklarında aslında gerek yeşil enerji kullanan tesislere sahip olmamız, gerekse de farklı partnerlerle geri dönüşüm oranlarını arttırmak adına adımlar atarak sürdürülebilirlik stratejimizi tamamlıyoruz diye özetleyebilirim. Burada bahsettiklerim daha çok aslında bizim globalde tepeden gelen ve biraz daha ürün, ambalaj, üretim ve fabrika özelindeki verilerde. Peki biz Türkiye ekibi olarak Türkiye özelinde lokalde ne yapıyoruz ve Türkiye'de durum ne? Ona biraz bahsedelim isterim. Önce bir soru sormak istiyorum. Hani biraz da interaksiyon arttıralım. Saat bayağı gecikti. Herkes yoruldu. Türkiye'de sizce pil geri dönüşüm oranları ortalama yüzde kaçtır? Yani bugün Türkiye'de 100 tane pil kullanılıyorsa kaç tanesi geri dönüşülüyordur? Orada bir el gördüm. 5. 20. 10. 30. 3. 5 ve 3. Yani 3 çok ölü. Hani 5 yine yakın diyeyim. Ama 10 çok yakın. 8. Türkiye'de her 100 pilden sadece 8'i geri dönüştürülebiliyor. Ve bu oranlara da aslında şöyle baktığımızda dünyanın ve Avrupa'nın ne kadar gerisinde olduğumuz çok açık. Avusturya, Belçika, İsveç performansını hadi beklemiyoruz bizim insanımızdan. %45 olmasın ama en azından bir bize daha yakın olan Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin oranları olan %35'leri yakalayabilmek öncelikle amacımız. Peki biz bu amaçla Türkiye'de ne yapıyoruz? Çünkü dünyanın ve aslında Duracell'in global olarak operasyon gösterdiği birçok ülkenin de gerisindeyiz. Dolayısıyla bizlerin segment olarak lokalde bazı inisiyatifler alması gerekiyordu ve biz neler yaptık? 3 bacaklı bir strateji belirledik kendimize, globalden bağımsız ve diyoruz ki biz temelde bir zaten doğamızdan gelen, globalden de gelen şeyle atık pil üretimini azaltırız. Uzun ömürlü piller sunarız. Dolayısıyla da atık oluşumunu azaltırız. İkincisi eğitiriz, üçüncüsü de toplarız. Birinci basamağı zaten global stratejinin altında anlatmış oldum. Şimdi 2 ve 3'ü birlikte tekrar bakıyor olacağız. Eğitmek, biz dedik ki aslında çok basit bir şey var, ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla biz bunu daha ilkokul çağındaki, hatta yer yer anaokulu çağındaki çocuklara adapte ederek anlatmalıyız ki bu bilinç en azından bir yerden başlayarak gelişsin. Ne yaparız, ne ederiz derken bayağı kendi içimizde bir sürdürülebilirlik takımı kurduk. Farklı departmanlardan insanların üye oldukları. Bunlar sunum hazırladılar, okulları buldular, okullarla anlaşmalar yaptık. Birçok özel okul zinciriyle, hatta Doğa Koleji'ne çocuğu giden insanlar varsa buradan onlar da biliyor olabilirler. Çünkü İzmir Şubesi'nden de bayağı bir katılım oldu ve seminerlerimizi tamamladık. Bilfen ve Doğa Koleji gibi özel okullar, bir yandan da belediyeler aracılığıyla, devlet okulları aracılığıyla aslında çocuklara seminerler, eğitimler vermeye başladık ve bunları tamamen gönüllü Duracell çalışanlarıyla yapıyoruz. Burada bir parantez, biz sadece 25 kişiyiz. Yani dolayısıyla öyle çok binlerce çalışanımız da yok aslında eğitim verebilecek. Ama herkes bu bilinçte ve herkes bir şekilde buna katkı sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla gönüllü Duracell çalışanları sayesinde daha ilk yılımızda 3000 çocuğa ulaşmış durumdayız. Bu sene hedefimiz 10.000 çocuk. Buna doğru da ilerliyoruz. Üçüncüsü pil toplamak. Pil toplamakla ilgili olarak da aslında Türkiye'de tek ses çıkaran pil firmasıyız diyebilirim yine. Öncelikle pandemi döneminde başladık biz pil toplamaya. Çünkü pandemi döneminde insanlar evden çıkmayınca, markete hınca hiç hemen gideyim, hızlıca döneyim olunca pil geri dönüşüm oranları iyice düşmüştü. Ve biz de insanlara dedik ki,
tamam siz gelmiyorsanız biz sizin evinizden pil toplayalım ve ilk projemiz aslında iste gelsinle başlattık. Birazdan detayını devam ediyor olacağım. Bir yandan da insanların pil toplamak için motivasyonunu arttırmaya çalıştık. Burada da Migros'ta bir proje geliştirdik. İki projenin de videosu var. Birazcık daha videolar kendini anlatsın diye hızlanarak ilerliyorum. İlk videoyu oynatmaya çalışacağım. Bu iste gelsinle yapmış olduğumuz videonun özeti. Sanırım ses yok. Ama zaten mekanizması basit. İnsanlara dedik ki pandemi zamanında kullanmış olduğunuz atık pili kapınıza asın. İste gelsin kuryeleri geldiği zaman o pilleri alacaklar. Geri dönüş kendi merkezlerinde toplayacaklar ve sonra bunları geri dönüştürmek üzere TAP'a teslim ediyoruz. Zaten tüm pilleri toplamakla dönüştürmekle ilgili bir dernek var Türkiye'de TAPDER. TAPDER aracıyla da geri dönüşüme göndereceğiz dedik. İlk minik projemiz buydu aslında. İkinci projemizde buradan aldığımız geri dönüşlerle birlikte yaklaşık bir 10 milyon insana ulaşmıştık bu proje sayesinde. Migros projemizi hayata geçirdik. Partnerimizi büyüttük. İste gelsin kurgusunu sanal marketle daha yüksek penetrasyonla yaptık. 50 binden fazla haneye birebir atık pil kutusu gönderdik. Bunun farklı mecralarda iletişimlerini yaptık. Bir de YouTube kopyamız var. Umuyorum bunun sesi çıkar. Onu da izletmek Duracell olarak biz bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri uzun ömürlü piller üreterek doğayı korumak için çalışıyoruz. Ve bugün geleceğimiz için pil geri dönüşümüne destek veriyor. Atık pillerinizi iyiliğe dönüştürüyoruz. Atık pillerinizi Migros mağazalarındaki geri dönüşüm noktalarına getirin. Ya da Migros sanal market kuryelerine teslim edin. Siz de bu iyilik hareketinin bir parçası olun. Duracell ve Migros işbirliğinde geri dönüşüm kutularına atılan piller, gözler aracılığı ile beyaz bastona dönüşsün. Evet, bu şekilde bir projeyle aslında insanları biraz daha Türk insanının gerçekten o duygusal bam teline dokunarak hadi pillerini getir ve biz onları iyiliğe dönüştürelim şeklinde bir proje başlattık. Burada gözler ortaklığında bu projeyi farklı farklı Migros mağazalarında, mecralarında da duyurarak, YouTube kopyamızı da yayınlayarak aslında 28 milyondan fazla insana ulaşmış olduk. Peki tüm bunlarla ne yaptık? Bunlarla birlikte pil geri dönüşüm oranını nereden nereye getirdik? Yüzdesel olarak bir rakam yok henüz elimde. Ama tüm bunlarla birlikte size şunu söyleyebilirim. Biz 4 tondan fazla pil topladık Migros projemizle. Süre sonunum yok, bitmek üzere, son slaytımdayım. Rahat olabilirsiniz. 4 tondan fazla pil topladık. Bu da aslında Migros'un bir yılda topladığı pil miktarı 5 ton. Biz sadece Temmuz-Aralık ayında 4 ton toplamış olduk. Yani rakamı neredeyse 2'ye katladık diyebilirim. Yaklaşık 6 aylık bir dönemde benzer bir orana ulaşmış olduk. Dolayısıyla yolumuza da aslında bu kurmuş olduğumuz üçlü döngüyle, azalt, eğit ve topla döngüsüyle devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Günün son konuşması ama yine güler yüzünüzle dinlediğiniz için çok sağ olun. Canan Hanım'a sunumlarının başında pazarlama sevdalarının staj döneminde yaşadıkları zorluklarını anlattığı için bir pazarlama gönüllüsü olarak çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür eder ve şimdi ise isimlerini ölümsüzleştirmek adına bağışladığımız fidan belgelerini vermek üzere Big Club Yönetim Kurulu Başkanımız ve Pazarlama, Reklam ve Sponsorluk Koordinatörümüz Cenel Çığ'ı sahneye davet ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Bugün 5 farklı oturumda alanlarında uzman insanlardan 10 farklı konuşmacının fikirlerini dinledik ve pazarlama dünyasında bizleri neler beklediğini işittik. Umarım bu oturumlarımızın bizlerin vizyonunu genişletme yolunda farkındalık yaratma ve insan hayatına dokunma misyonumuzda bizler için iyi bir başlangıç olur. Bugün hep yıldızlarla beraberdik. Şimdi ise bizler için değerli olan ve desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Tanyeri'yi kapanış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, değerli dostlarımız, sevgili öğrencilerimiz, bu saate kadar burada kalanları gerçekten alkışlamak istiyorum. Birincisi tabii ki içerik olarak o kadar güzel bir program hazırlamışlar ki hemen hemen bütün sektörler vardı. Beyaz eşyadan tutun, otomotive kadar, iç giyimden, dış giyimden, yazılım sektörüne kadar. Dolayısıyla çok güzel bir ufuk turu da yaptırdı değerli konuşmacılarımız bize. Ben bu konuşmamda bazen böyle olur toparlama konuşmaları, ya şunları demek istediler falan gibi bir şeyin içinde olmak istemiyorum. Dolayısıyla sadece birkaç duyguyu paylaşarak sizlere veda edeceğim. Birincisi, biz bir tüketiciyiz. Aslında çok basit düşünüyoruz, çok karmaşık değiliz. Kafamız bazen karışabiliyor ama bunun sebebi de firmalar olabiliyor. Bir şu anda iletişim paketi satın aldığınızda telefon ucundaki kişinin o laf cambazlığıyla size işte 800 tane SMS, yanında bir de şunu veriyoruz ama o olmazsa bu olacaktır dediğinizde bir anda ambale oluyorsunuz. Ve çoğu zaman da %99.9 yanlış tercih yapıyorsunuz. Bunu biraz da firmalara borçluyuz. Tüketici aslında basit dedim. Bakın, bugün bir haber düştü. Avrupa'da şu anda onlarca çocuk hastanelerde yatıyor. Ferrero'nun Kinder Surprise çikolatası ve aynı zamanda Kinder Pingui diye ürünleri var, biliyorsunuz. Firmanın bir kabahati olmayabilir. Belçika'daki bir fabrikadan kaynaklandı problem. Çoğu zaman da bu kontaminasyon dediğimiz bulaşıklık, salmonella gibi ciddi de bir tabii ki bakteri çocuk sağlığı açısından. Burada aslında tüketicinin beklediği çok basit bir şey var. Yani ya bu bizimle ilgilidir, ambalajdan bulaşmıştır, nakliye sırasında olmuştur değil. Yani bir şekilde bu haltı işlediniz. Dolayısıyla da Ferrero markasına zaten tüketici güveniyor. Olmasa zaten siz onlarca yıllık bu geçmiş içerisinde zaten olmazdınız. Sadece sizden bunun gereğini, yapılacağını, eğer bir düzeltici faaliyet olacaksa üretimle ilgili veya diğer dağıtımla ilgili bunun gereğini yapacağını tüketiciye bir mesaj olarak verirsiniz. Çok uzun yıllar önce Perrier, maden sularının başına gelen bir konu vardı. Zaman zaman ben bunu hep anlatırım. Orada da yine bir yeraltı sularından bir bulaşıklıkla yüzlerce kişi bütün Avrupa'da hastanelere gitti. Hatta ölüme varan böyle ciddi vakalar oldu. Perrier'in hisse senetleri düşmeye başladı. İhracatı bütün dünyaya tabii ki operasyonu var, düşmeye başladı. Önce inkar. Ya bizde böyle şey olmaz davranışı. Ama olay devam ediyor. Hisse senetleri hala düşüyor. Sonra Fransa'nın ünlü reklamcılarından bir tanesine başvuruyorlar. Kurtar bizi baba diye. O da çok güzel bir reklam kampanyası yapıyor. Kampanya değil, aslında bir tane böyle. Bütün Avrupa televizyonlarında dünyada hangi ülkelere ihraç ediliyorsa bir karanlık bir oda, orada bir masa ve o masanın üzerinde bir çuha, yeşil veya siyah bir çuha, üzerinde bir tane Perrier şişesi. Perrier şişesini bilirsiniz, yani Migros'lara gittiğinizde de şu anda böyle güzel formu olan bir şişedir. Bir şişe, buzdolabından bir su şişesini aldığınızda normal oda sıcaklığına geldiğinde hatırlayın, önce bir terler şişe, sonra da bir böyle buharlaşma olur. Su damlacıkları oluşur. Reklamcı burada hiçbir şey söylemeden çok harika bir çekimle bu önce şişenin buğulanmasını izliyorsunuz. Sonra da şişenin boynundan, ağzından bir damlanın yavaş yavaş böyle aşağı doğru kayıp çuhanın üzerine düştüğünü, bir yavaş çekimle şey yapılmış, patladığını, sonra bir su damlasının da burada düştüğünü görüyorsunuz. Altında sadece bütün Avrupa dillerinde özür dilerim yazıyor. Arkadaşlar, çok kısa bir süre sonra bütün Avrupa'da tekrar
Perrier'in hisse senetleri tekrar Fransız borsasında nerede kote ise oralarda artmaya başladı. Satışları arttı, ihracatı ile ilgili bir problem kalmadı. Tüketici sizden basit bir şey istiyordu sadece. Bu olay oldu, bizim için önemlisiniz ve sizden bundan sonrası için Perrier'in her türlü önlemi alacağını ve size sağlıklı, güvenilir gıdalar sunacağı konusunda bize inanmanızı bekliyorum. Bütün olay bu. Hatırlayın, daha önce burada Danone'la ilgili de bir sorun yaşanmıştı. Aynı şeyi orada da gördük. İşte bir Ayşe Tüter diye bir şey vardı hanımefendi, biliyorsunuz televizyonlara çıktı. Sonra Uğur Dündar'ı kullandılar. Tüketici hayır dedi. Doğruyu istiyor sadece. Laboratuvar analizlerini göstermeniz falan hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden diyorum tüketici basit düşünüyor. Şimdi çok kısaca sizi 1958 yılına götüreceğim. Birçok dersinizde belki hocalarınız bunu göstermiştir. Böyle Winston Churchill kılıklı bir adam orada duruyor. Ve I Don't Know Who You Are, 1958 yılında yayınlanmış bir reklam bu. I Don't Know Your Company, I Don't Know Your Company's Product, I Don't Know What Your Company Stands For, I Don't Know Your Company's Customers, I Don't Know Your Company's Record, I Don't Know Your Company's Reputation, Now, What Was It You Wanted To Sell Me? Ve altında da bir moral, Sales Start Before Your Salesman Calls, With Business Publication Advertising, çünkü McGraw-Hill'in o sırada yaptığı yayınlar buna yönelik. Sizi bilmiyorum, ne sattığınızı bilmiyorum, nerede sattığınızı bilmiyorum, kim için sattığınızı bilmiyorum, o halde benim için yoksunuz. 2015'e geldiğimizde bugün hep aslında bu yolculuğu yaptık değil mi biz, yani Metaverse'lere kadar geldik. Buraya baktığınızda bu kez I couldn't find you via a Google search. Google'da yoksunuz, hayrola. Your website didn't teach me anything. Öyle bir kaos ki ben orada hiçbir şey bulamıyorum. Your website wouldn't load on my mobile device. I can't find you personally on LinkedIn. I don't see any customers talking about you on social media. Are you on Twitter? I don't know what challenges you have solved because you don't have customer case studies or a blog. Şikayetim var da ya da başka nerede görünürseniz görünün ya da sabahleyin burada hatırlarsanız Harvard case'ini gündeme getirdi Mehmet Tüfekçi Bey. Dolayısıyla oradaki o omni-channel yapısının anlatıldığı. Şimdi burada sales start before your salesman calls with your online presence. Dolayısıyla değişen bir yapıyı görüyoruz burada, değişen bir anlayışı görüyoruz. Bunun bir versiyonu daha var, 2022'lere gelmiş, başı önde. Orada çok şu anda burada kullanamayacağım birkaç ifade olduğundan dolayı çok merak edenler bu akşam girerler McGraw-Hill reklamı diye bakarsanız orada bu üçüncü versiyon da çıkıyor. Orada bu kez biraz daha farklı bir boyuta taşıyor sizi. Çünkü ben şeyde değilim, sosyal medyada değilim ya da sosyal medyanın sadece şu alanlarındayım, e-maillerime falan bakmıyorum, niye beni rahatsız ediyorsunuz diyen bir öfkeli tüketici tipi var. Genelde de hani bugün jenerasyonlardan konuştuk ya, göreceli olarak yeni jenerasyonlar. Şimdi aslında bugün yaptığımız yolculukta bir iki tane önemli nokta vardı. Bunlardan bir tanesi rekabetin çok ciddi şekilde şu anda kırıcı hale geldiği. Yine derslerinizde gördünüz belki, burada da bizim çok tartıştığımız bir konu, Mavi Okyanus ve Kızıl Okyanus stratejileri. Yani seçin. Eğer güvenli sularda kendi kendinize bir rekabet ortamı yaratmak istiyorsanız o zaman Blue Ocean sizi bekliyor. Eğer ben hayır kıran kırana rekabet ve sonunda da burada bir farklılık yaratmak istiyorum dediğinizde yine sizi bekleyen başka bir dünya var orada. Ama bir şey net sevgili arkadaşlarım, bundan sonrası için yepyeni iş modellerine ihtiyacınız olacak sizin. Çünkü o kadar beklenmedik olaylar, o kadar büyük etkiler yaratıyor ki, bunu bazı araştırmacılar, hatta bunu bir finans profesörü Nesim Talip ortaya attı, siyah kuğu teorisi diye. Bunu aslında sizler daha doğmamıştınız, 1974'lerde dünya yaşadı. Bir günde petrol fiyatları 4 kat arttı. Bakın şimdi burada böyle yavaş yavaş işte %10 artıyor, %20 artıyor, kıyametler kopuyor dünyada. Düşünün ki
$1.5 olan varil fiyatı o tarihlerde o rakamlardaydı. Düşünün, keşke o eski günlere dönebilsek, $1.5-$2 varil fiyatı olabilse. Birdenbire $8 çıktığında, düşünün bakın, quadrupling diyorlar buna, yani 4 kat, 5 kat artması. Dünya cidden bir şok yaşadı. Ona işte birinci petrol şoku deniyordu. Bakın, bu bir siyah kuğu teorisini destekleyen bir şey. Sonra mesela 11 Eylül. 11 Eylül'den sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Terör ve diğer bağlantılı bir takım olaylar herkesin ciddi şekilde gündemine geldi. Bugünkü savaşlar, çevremizdeki bir sürü siyasi gerginliklerin hepsi, hani dünyanın bir yerinde birisinin hapşırdığı, sizin nezle olduğunuz bir yapıyı oluşturuyor. Bu gerçekten çok önemli. Ve bunlara karşı da ne yazık ki elimizde birkaç tane sadece araç var. Onları da doğru kullandığınız takdirde en azından bu kriz ortamlarında güvenli sulara sığınıp daha sonra işler düzeldiğinde de tekrar açık denizlere yol açabiliyorsunuz. Şimdi uluslararası ticareti şöyle birkaç tane şeyle bakacak olursak, normalde tabii ki dünya ticareti şu anda yeniden şekil değiştiriyor. Bakın, Brexit önemli bir dönüm noktasıydı. Hemen çabucak Türkiye önlemini aldı bu konuyla ilgili. İngiltere şu anda göz kırpıyor ve harika şekilde büyük bir pazar oluşturuyor bizim için. Rekabetin boyutları değişiyor, ekonomik entegrasyonlar yaygınlaşıyor bütün dünyada. Dışarıya açılmanın nedenleri değişiyor. Eskiden sadece prestij içinken şimdi ayakta kalmanın bir yöntemi burada. Üretim emek yoğundan önce sermaye yoğuna, sonra bilgi yoğuna dönüştü. Bazı iş kolları cazibesini kaybediyor. Artık hiç kimse topraklarında demir çelik endüstrisi, çimento endüstrisi, kağıt endüstrisini istemiyor. Teknoloji değişimi hızlandı. Kaynak yer seçimi özellikle şimdi pandemi sonrasında çok önemli tedarik zincirlerinde eksen kaymaları yaşanıyor. Türkiye burada ciddi şekilde kendisini konumlandırabilir. Tüketici tercihleri hızla homojenleşiyor ve rekabet alanında da değişimler hızlı. Şimdi burada bir rekabet denklemiyle karşı karşıyayız. Sadece birkaç dakikanızı alacağım bunlarla. Bir kere karlılık, biz Kızılay değiliz, dolayısıyla kar elde etmek zorundayız. Karlılık kimin ayakta kalacağına karar verecek. Hani hep işletmenin amaçlarını sayıyorduk ya burada, survive etme, işte büyüme vesaire gibi. Burada kimin ayakta kalacağını söyleyecek. Teknoloji kimin rekabet edeceğine karar verecek. Üçüncüsü, kalite kimin büyüyeceğine karar verecek. Ve dördüncüsü, sokaktaki insan kimin kazanacağına karar verecek. Şimdi bu dörtlü içerisinde hedef farklı olmak, geleceğin kazanılması için de üç tane temel koşul. Birincisi, sadece geleceğe şöyle bir bakarak tepkisiz veya proaktif bir yaklaşımla ya da reaktif bir yaklaşımla bir şeyler yapmadan beklemek zaten yapılabilecek en önemli hatalardan bir tanesi. Harekete geçmek zorundayız. Üstelik de başka bir misyonumuz var. Herkesten daha hızlı koşmak zorundayız. Şimdi birkaç tane kritik soruyu kendi kendine soran firma gerçekten şanslı. Bugün müşterilerinizi mutlu ediyorsanız tebrik ederim. Dün de mutlu ediyorsanız o da çok önemliydi, çok değerliydi. Fakat önemli olan bundan sonraki 5 yıl içerisinde müşterileriniz sizden neler bekleyecek? Buna kafa yoruyorsanız ve bununla ilgili de aksiyon alıyorsanız o zaman sizi gerçekten kutlarım. Firmanın en önemli rekabetçi üstünlüğünü biliyor musunuz dediğimizde birçok firma buna cevap veremiyor arkadaşlar. Hani core competence'lar diyoruz ya burada, temel yetenekleriniz sizin. Müşterinizi tanıyor musunuz sorusunun cevabı genellikle tabii, yani ben avucumun içi gibi biliyorum. Onların hani bazen kabataları ciğerini bilirim ben onların şeklinde. Ve ikinci önemli rekabetçi üstünlüğünüzü biliyor musunuz? Çünkü birisiyle, birincisiyle ilgili bir gün baktınız sağınızdan solunuzdan rakipleriniz geçti ve sizin o en önemli rekabetçi üstünlüğünüz bir süre sonra yerle bir olduysa, İkinci gücünüz neydi sizin? Sağ yumruğum iyiydi ama aparkatım da iyidir veya kroşem de iyidir diyebiliyor musunuz? Ve tabii müşterilerinizin bundan 5 yıl sonra neler isteyeceklerini biliyorsanız o zaman gerçekten önemli. En büyük rakibinizi iyi tanıyor musunuz? Evet, yani biliyorum, Procter Gamble'ım ben, işte benim de en büyük rakibim Unilever, işte biraz da Henkel beni bir yerlerden zorluyor. Ama bakın, en önemli, en büyük rakibinizin bugün için analiz ettiğiniz ya da bildiğiniz değerlerini çok dinamik bir yapıyla, bugün büyük veriden de bahsettik biliyorsunuz, orada karar vermedeki en önemli, yani bir decision support system dediğimiz şey böyle hikaye değil,
Bunu da eğer gündeminize, masanıza koyuyorsanız o zaman çok çok iyi. Peki bundan 3 yıl sonra en büyük rakibinizin kim olacağını biliyor musunuz? Bundan çok kısa bir süre önce Huawei veya Xiaomi'yi biz hayatımızda görüyor muyduk? Huawei sadece Turkcell bize modemler, yani evimize internet bağladığında evimizin işte şu tavanında bir yerde görüyorduk. Çoğu zaman o markayı göremiyorduk bile. O no name'di. Veya kısa bir süre önce bilgisayarın içerisinde bir yerlerde komponent olan Asus bir gün karar verip de ben artık çıkıyorum bu kutunun içinden. Ben artık bir tüketici markası olarak üzerime de markamı da koyarak bir kişisel bilgisayar pazarında hakim olacağım dediğinde ya da oyuncu olacağım dediğinde bunu acaba siz biliyor muydunuz? AHP veya AIBM. Özellikle IBM'i düşündüğünüzde hani biraz önce markalardan da bu gün boyunca konuştuk. Markamızı bir bebek gibi sürekli olarak korumak zorundayız arkadaşlar. Güçlü markalar dediğiniz şey sadece ve sadece bir hikaye. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde o güçlü sandığınız markaların yerle bir olduğunu dünya gördü. Hani Fortune'un vesairenin 500 büyük firma sıralamaları oluyor ya, 100 büyük firma, 500 büyük firma, işte Most Admired Companies in the World falan gibi listeler. Bu lig, A ligi, B ligi, Süper Lig gibi. Sıralama sürekli değişiyor. Hani havaalanlarında böyle uçuş şeylerinin sürekli değiştiği böyle tabelalar vardır ya, aynen onun gibi sürekli olarak birinci, ikinci, ikinci, beşinciye gidiyor. Dolayısıyla sonsuz bir rekabet var. Peki yıl sonunda şirketinizin başarı performansını nasıl ölçüyorsunuz? Burada hiçbir şekilde soru yok, şey yok, ses yok. Karlılık bizim için. İyi de gümbür gümbür kar ederken gümbür gümbür de gidebilirsiniz. Çünkü pazar payınız buradayken şuraya düşmüş olabilir. Dolayısıyla kar hiçbir zaman için tek başına bir gösterge değildir. Peki yıl içinde şirketinizin başarı performansını nasıl ölçüyorsunuz? Yani quarter'larınız vesaireniz var mı? Birçok şirket için de bu tamamen bir soru işareti. Burada değerli müşteri kavramı, yine müşteri değeri yaratmak kavramının üzerinde çok durduk arkadaşlar. Bu yüzyılın temel yetenekleri, girişimcilik, ekonomik şirket yerine öğrenen şirket haline dönüşmek, değer zinciri yönetimi bugün çok vurgulandı, bilgi tabanlı olmak ve müşteri değeri yaratmak. Peki değer yaratmazsak ne olur? Dünyanın sonu mu? Yok, bir şey olmaz size. Ama olur. Bunun çok değişik versiyonlarını bulabilirsiniz. Ortadaki, sen, ben, evlerden uzak tabii ki, you, sol taraftaki your customer, bu taraftaki your competitor ya da competition, and it's your problem. Bunu internette bir sürü versiyonlarını bulursunuz. Hiç boş bırakmaya gelmez arkadaşlar. O yüzden dedim, hani at yarışını ilgilenen arkadaşlarımız varsa böyle en azından spor olaraktan bahsediyorum, öbür tarafına ilgilenmiyorsunuz biliyorum. Jokeyler atın üzerinde hem aerodinamik açıdan biliyorsunuz yatarlar ama çok önemli bir şey de hayvanı böyle elindeki kırbaçla küçük küçük sadece dürterler. Hiçbir zaman için can yakmaz. Asla ve asla. Ama koltukların altından aynen pisinlerde yüzücülerin kulaç atarken sağındaki solundaki kulvardaki yüzücüleri kontrol ettiği gibi jokey de koltuğun altından sağdaki soldaki gelen atı kontrol eder. Dolayısıyla rekabet yarışında sizin sağınızdan solunuzdan gelip sizi geçmeye çalışanları fark etmek zorundasınız. Aksi takdirde bir gün ne olduğunuzu bilemeden kendinizi o listenin en altlarında bir yere inmiş olarak bulabilirsiniz. Bugün yine değerli arkadaşlar çok üzerinde duruldu ama bir şey hani son oturumumuz sürdürülebilirlikti. Çok yeni bir kavram değil aslında ama giderek daha fazla gündemimize gelecek ve bazı firmalar içinde acı tecrübeleri olacak bunun. Çünkü hep bakın örnekleri verirken gerçek örneklerden verdi değerli yöneticilerimiz. Dediler ki müşteri artık soruyor, sen kaliteli ürünler üretiyorsun, çok güzel, iyi fiyattan da bana veriyorsun, çok mutlu ediyorsun. Ama bu arada da sen bu çevre için ne yaptın ya da bu dünya için ne yaptın ya da engelliler için ne yaptın, yaşlı insanlar için ne yaptın, çocuklar için ne yaptın? Soruyor bunları. Spor için ne yaptın, eğitim için ne yaptın? Dolayısıyla bugün yeni ya da göreceli yeni bir kavram bizim gündemimize gümbür gümbür giriyor. Etki yatırımları, impact investment dediğimiz konu. Yani sadece
bir bankacının önüne gelen, kredi için başvuran bir kişinin önündeki dosyada olan harika bir fizibilite, o kadar güzel bir sermaye bütçelemesi çalışması yapılmış ki, hani ona kredi vermeyeni dövecekler. Öyle bir yapı içerisinde önce şöyle bir çevirip başka taraflara bakıyor insanlar artık. Toplum için, çevre için, hayvanlar için, doğa için, ağaçlar için ne yapacak? Bu proje nasıl bir etki yaratacak? Sosyal etki olgusu. Ve bu halkalar şeklinde aslında yayılıyor. Bir süre sonra bazen krediye ulaşmanın, finansa ulaşmanın ön koşulu haline gelecek ya da tüketici sizi bu konuda terbiye edecek. Özal'ın kullandığı bir kavram vardı eski Cumhurbaşkanımızın rahmetli. Terbiye edici ithalat diyordu. Yani içerideki bazı mal üreten firmaları dışarıdan ithalat yoluyla terbiye ederek onları daha kaliteli mallar üretmeye zorlama. Burada da terbiye edici bir yatırım kalıbıyla bundan sonrası için karşılaşmış olacağız. Ben bugün bu saatlere kadar bu salonda yaklaşık 150 kişi vardı. Şimdi de onun yarısı en azından burada. Bundan dolayı çok mutluyum. Hepinize katılmanız için çok çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem de İzmir Ticaret Odası adına. Dolu dolu bir gün ben en azından yaşadım. Katılımları için hem de kulüpteki arkadaşlarımıza sabah 8'de buradalardı. 40 kişi birden arı gibi çalıştılar. Başkanımız, başkan yardımcılarımız, kulüpteki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve kulüpte başka görevleri olan arkadaşlarımız. Heyecanlarına biraz da olsa küçücük bir katkı sağladıysak onları ben izninizle buradan alkışlamak istiyorum önce. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde inşallah artık bu yakamızdaki bu ciddi bela düşerse yakamızdan yüz yüze toplantılarla da bugün bunun keyfini çıkardı bakın beraber inşallah sağlıklı bir şekilde de herkes devam eder yoluna. Güzel toplantı oldu. Gerçekten de dolu dolu ve iyi mesajların verildiği. Umuyorum ki pazarlama alanına gönül veren arkadaşlar ve işletmecilik alanındaki arkadaşlarımız kendilerinden önce bu sıralarda oturan ve bu yollardan geçmiş olan çok değerli konuşmacıların fikirlerinden istifade ettiler. Çünkü benim için çok ilham verici oldu. Burçin hocamız da söyledi. Ben her şeyi gerçekten ben arkada oturuyordum. Sürekli not alıyordu o. Onun bir de öyle bir özelliği var. Arı gibidir. Dolayısıyla da hakikaten faydalandığımız, istifa ettiğimiz bir toplantı oldu. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel bir günler diliyorum. Sağ olun. Mustafa hocamızla Pahalı Biçilmez detayları bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Mustafa hocamızın ismini olumsuzlaştırmak adına bağışladığımız fidanın belgesini vermek üzere İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Gönenç Demir'i sahneye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, sağ olasın. Çok teşekkürler. Bu saate kadar kaldığınız için. Bu etkinliğimizi İSTO ve EGİAD'ın desteğiyle gerçekleştirdik. EGİAD'ın Genel Sekreteri Profesör Doktor Ali Fatih Talkıcı hocamızın da adını ölümsüzleştirmek adına, onların da adına bir fidan bağışladık. Onları ve değerli başkanımızı belgelerini vermek için sahneye davet etmek istiyorum. Sonrasında bir hatıra fotoğrafı çekelim eğer sizler için de uygunsa. Herkese katılımlar için çok teşekkür ediyorum. CMO Summit etkinliğimiz resmi olarak kapanmıştır. Tabii ki. Bir aile fotoğrafı çekmek istiyoruz. Herkesi lütfen sahneye davet edelim. Lütfen hepiniz gelin. Geçelim mi? Gel. Bitti galiba.
Yani burada sen ne yapıyorsun?